Anadolu coğrafyası, tabii ki bunların aynı zamanda toplumla uyum sağlaması ve dünyanın da burada yapılanları bilmesi gerekiyor. Hepiniz bugünkü basın toplantımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Biliyorsunuz 2011 Mart ayında hiç beklenmedik bir şekilde Arap Baharı'nın Suriye'ye yansımasıyla durdurulamayacak bir şekilde katliamlara dönüştürüldü. Ve doğal komşu sınırımız 950 kilometrelik mesafe içerisinde de biz Kürt, Türk, Men, Arap, Çerkez demeden hepsine kucak açtık. Hatta Ezidi, Hristiyan, Müslüman bile demedik. Mazlum olan herkese kucak açtık. Kucak açtık ama 3 milyon 550 bin insan Türkiye'ye geldi. Biz bununla iftihar ediyoruz. 7 yıldır asayiş olayları bile fazla olmadığı halde millet ve vatandaş olarak gelenlere her türlü desteği verdik. Evini açtı vatandaşlarımız, yüreğini açtı, sofrasını açtı. Ve bu açan illerin en başında ilk risk alan da Gaziantep şehri geliyor. Şu anda halihazırda Gaziantep'te 400 bin, 389 bin diyelim, 400 bin kayıtlı Suriyelimiz var. Bir de sınırlar arasında, şehirler arasında gelip gidenler, kontrolü zor olanları da kabul edersek bir dönem 500 bin civarındaydı. Bizim şehrimizin 1/5. Tabii ki biz fedakarlık yaptık ama bu insanlara, Suriyelilere biz bu kadar destek verirken onlar ne düşünüyorlar? Onların gelecek vizyonu nedir? Misyonu nedir? Gelecekten hayat beklentileri nelerdir? Ülkemizde kalacaklar mı? Gidecekler mi? Burada aile kuruyorlar. Onlarla ilgili endişeleri var mı? Türkiye toplumuyla uyum sağladılar mı? Asayiş olaylarıyla ilgili kendileri nasıl hissediyorlar? Bununla ilgili büyük bir araştırma planlandı. Halihazırda şu anda 800'ün üzerinde Arapça üniversitemizde eğitim gören 12 programda öğrencimiz var. Suriyeli. Bu da yetmedi. Kamplarda ve bölgelerde yapılan bu kadar iyiliklere rağmen maalesef algıları doğru yönetemediğimizi düşündüğümüz için kamplar başta olmak üzere çok sayıda, yüzün üzerinde gazeteler gidiyordu, Arapça gazeteler. Ama ne diyeyim ki, bu gazetelerin hiçbirisi Türkiye tarafından çıkarılmıyordu. Uluslararası belli mihraklar tarafından Türkiye aleyhinde propaganda yapar mahiyette sürekli yayınlar gönderiliyordu. Gaziantep Üniversitesi olarak buna bir dur dememiz gerekiyordu ve biz ilk resmi gazeteyi çıkarttık. Üniversitenin sorumluluğunda ve aynı zamanda güvencesinde. Yaklaşık 14 aydır bu gazetemiz devam ediyor. O da yetmez. Madem Orta Doğu'daki temel sorunlardan birisi dini algının yanlış yönlendirilmesidir, o zaman ilahiyat fakültemiz burada da bir sorumluluk yüklenerek tematik, özel konuları olan Arapça ve Türkçe yayınlanan ilk dergiyi çıkarttı. Ve hali hazırda bu da yayın hayatına devam ediyor. Diğer taraftan, madem biz Suriye'de güvenlikli bölgeler oluşturduk, o halde bu güvenlikli bölgelerde asayişten, posta hizmetlerinden, milli eğitiminden, hukuk sisteminden bütün yapıları oluştururken yüksek öğretimsiz olmazdı. Bunu da yine Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmelerden sonra orada yüksek öğretimin cazibesini oluşturmak ve lise eğitimini özellikle teşvik etmek için ve artık Suriye'de kalmaları için Türkiye'de eğitim değil, yerinde eğitim vermeyi teklif ettik ve Bakanlar Kurulu kararıyla da Cerablus'ta meslek yüksekokulu açıldı. Türkiye'nin ilk ve tek yurt dışındaki üniversite bölümüdür. Bakın, eğer bir yerde eğitim ve yüksek öğretim varsa orada güvenlik var demektir. Bu algının yerleşmesi açısından
oradaki gençlerin boşluğa düşmeden gelecek eğitimlerinin var olduğunu bilerek üniversite eğitimlerine geçişi hayal ettikleri noktada bulmaları o ülkenin yaşanabilir olduğunu gösteriyor. Şu anda orada 5 programda 148 öğrencimiz eğitimini görüyor. Gaziantep Üniversitesi'nde 2018-19 eğitimi ne zaman başladıysa orada da aynı gün aynı saatte başladı ve aynı katı kurallı disiplinli Gaziantep Üniversitesi eğitimi devam ediyor. Beni sevindiren ne oldu biliyor musunuz? Oraya gittim, yerinde de gördük arkadaşlarımızla beraber. Acaba öğrenciler devam eder mi diye tereddüt ediyordum. Öğrenciler full devam ediyorlar. Bu da orada ne büyük ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Ve oradaki disiplinin sağlanmasıyla eğitimdeki kalite de korunacak. Bu da bizi sevindiriyor açıkçası. Şimdi yıllardır biz göç üzerine araştırmalar yapıyoruz. Anadolu coğrafyası göçün sürekli sıkıntılarını çekiyor. Ama doğru raporlandırma ve altyapı imkanlarını iyi kullanmadığımız için çalışmalar nedense bizim ham verilerimiz alınarak yurt dışı kaynaklı raporlandırmalar üzerinden yürütülüyor. Bir güvenlik sorunu var, güvenilirlik sorunu var çalışmaların. İkincisi de yanılsama ve yanıltma sorunu var. Dolayısıyla biz madem burada bu sıkıntıları yaşıyoruz, yerindeyiz, o zaman bizim Gaziantep Üniversitesi olarak çok büyük bir gücümüz var, araştırma potansiyelimiz var ve bunları sahaya sürerek doğru, kaliteli çalışma yapalım ve raporlandırmayı da biz yapalım. İşte şu anda elimde olan kitap sizlere de verildi. Göç Enstitüsü'nün ilk kitabı. Dolayısıyla iz bırakacak ve aynı zamanda enstitü kurmanın neden büyük ihtiyaç olduğunu da ortaya koyacak çalışmanın ilk adımıydı bu. Böylece hem çalışma ortaya çıktı, hem şehirde efsane gibi dolaşan bazı yargılar var. O yargıların reel olup olmadığını gördük. Objektif kriterlere dayandırılarak çalışmanın sonucunu yayınladık. Çok kısa bir girişle başlayalım. Açıkçası bu araştırma 2017 Kasım'ında planlandı. Yaklaşık bir yıllık bir tarihi var. Uzun bir süreç biliyorsunuz araştırmayı hazırlamak. Onun işte sorunların hazırlanması, alana çıkılması, eğitmek vesaire bir sürü veri toplama süreci. Nihayet Aralık sonunda bitti. İzinlerle birlikte Sayın Rektörümüzün ve Sayın Valimizin desteğiyle o izinler alındı ve sahaya öğrenciler gönderildi. Aralık 31-2017 tarihi itibariyle bu araştırmanın saha verileri bitti. Burada biraz önce Sayın Rektörümüz bahsetti. Sadece sosyoloji öğrencileri değil, kampüste Arapça bilen çoğunluğu Suriyeli öğrencilerin de özellikle araştırmaya katılmasına biz özen gösterdik. Çünkü eğer diğer insanlarla, bu şehirdeki mülteci de olabilir, öğrenci de olabilir, bir etkileşimimiz yoksa ön yargılar geliştirmeye çok müsait bir ortam olur. Bunlarla ilgili sağlam data elde edebilmek için böyle bir yola gittik. 1824 kişiyle haneyi temsil eden, 1824 kişiyle görüşüldü. Katılımcılar biraz önce Sayın Hocam da söyledi, 79 soru ve değişik şıklar olan sorular soruldu. Hani söyleyeyim, biraz önce Sayın Hocam Carapuz'la ilgili çalışmaları anlatırken bu araştırma hiçbir yerden bir fon alınmadı, sıfır parayla yapıldı.